Ver bakalım Gomis ne yapmıştı o paylaşımı bir bakalım. Evet, sosyal medyadan bir paylaşım Gomis. Galatasaray taraftan özledim diyor. Galatasaray kulübünün ultra aslanı etiketlemiş fotoğrafa Galatasaray bayrağı. Tabii İstanbul'u özledi Gomis canım, şimdi kabul edelim. Bir şey söyleyeceğim, ben bu fotoğrafı gördüm sosyal medyada fakat ultra aslanı gözümden kaçırmışım. O doğru da. Ben onu görmemiştim bak. Bu da çok ince bir ayrıntı. Taraftarı özledim diyor yani. Taraftarı özledim tabii ki, ayrı bir şey ama ultra aslanı da etiketlemesi, ben hazırım. Ben buradayım. Tabii tabii. Tabii ya, yani zaten kampı Galatasaray'da. Bence gelir. Faydalı da olur. Bir de yani gerçekten karakter ne biliyor musun Aykut abi? Dışarıda çok güler yüzlü ol. Tamam efendi saygılı ol ama ilk önce sahada iyi performans ver. Sahada formanın hakkını ver. Hocanın verdiği görevi yerine getir. Gomis için o seyircinin oradan mutlu, sevinçli bir şekilde ayrılması için her şeyi Gomis, yap. Bu olur olmaz. Sürece Gomis çok bunu yapan oyunculardan biri. Ha, bravo. Ben yani bu işte onu demek istiyorum. Burada yönden ayrılmasında kimine göre maddiyat ilk önce yoktu. Sonra Abdurrahim Albayrak Divan Kurulu'nda çıktı. Siz onu bilmezseniz ne kadar paracı dedi. İlk önce biz para haberleri yaparken yalanlandık. Fatih Hoca'ya fatura kesildi. Fatih Terim istemedi denildi. Bu dengeleri bozuyor gibi. Arkasından Cagne, Falcao transferleri. Buradan ayrıldığı günden beri her şeye rağmen Galatasaray'a dönmek kafasında var. Mehmet biliyorsun buradan ayrıldıktan sonra bizim Mehmet Can bir röportaj yaptı. Mehmet'e dedim ki Fatih Terim'le ilgili bir şey sordun mu? Baba sormaz mı dedi ya. Hem de kaç kere sordum dedi. En ufak olumsuz bir şey dedi, ağzından çıkma dedi. Ve bunlar çok sağlamdı. Sonra röportajı Fransızca çevirmiş olarak da okumak, yani belki yanlış bir ifade kullanılır diye Fransızca çeviri olarak tamamını izledi, okudu röportajı, ondan sonra onay verdi. Ama Fatih Terim'le ilgili en ufak bir şey gittiğinden beri söylemedi. Çünkü bir gün denersen Fatih Hoca'yla beraber çalışacağım. Şu andaki mesaj herhalde ilk kez bu kadar çok istediğini gösteriyor. İstiyor, istiyor. Ya şartlar oluşursa bence gelmek ister, bence katkıda verir. Ben şunu düşünmüyorum bak, Falcao'yla Cagne bir arada, bence Falcao'nun yanına daha enerjik, daha mücadeleci bir adam lazım. O da Gomis. Falcao hareketli falan ama bitirici bir golcü. Gomis de hem hareketli, hem bitirici, hem mücadeleci. Yani geri geldiği zaman Falcao'yla daha uyum içinde olur. Şimdi Falcao ne olursa olsun belli bir yaşa gelmiş. Daha çok yani pasörlük yapan, çok ikili mücadeleden biraz daha kaçan bir oyuncu. Bir Vedat Buruş değil ama Gomis daha mücadeleci, ikisi bir arada daha iyi uyum içinde olur. Bence Cagne de gelse, yani çok büyük, hani ekonomik durumları bilmiyorum ama Cagne'nin ben Galatasaray'a çok şeyler katacağını düşünmüyorum. Ben Cagne'nin Galatasaray'a geleceğini çünkü anlıyorum. Yani burada Brugge'de... Bilemiyorum. Brugge'de sözleşmesi yani, iptal. Gelmesini de açıkça istemiyorum. Brugge'de sözleşmesi iptal. Belhanda'nın da gitmesini istiyorum. Açık söyleyeyim ben. Bir taraftar olarak da istiyorum. Herkes istiyor. Yani ben Belhanda... Çünkü neden? Sahada performans verme, kibirli ol, seyirciye hareketçiz. Ondan sonra ben gitmek istemiyorum. Hadi güle güle kardeşim. Falcao Gomis nasıl olur hocam? Al giriyor gencecik çocuk, senden daha iyi mücadele ediyor. Daha fazla rakip kaleye gidiyor. Gol atıyor, gol attırıyor. Her şeyi yapıyor. İstediği kadar rakip gol kolay olsun. Kolay rakiplerde de gördük Belhanda'yı. Hızlı yürümüyor. Yanından giderken şöyle rakibi gözüyle iyice seyrediyor. Biz görüyoruz mu? Biz de oynadık futbol. Antrenörlük yapıyoruz. Falcao'yla Gomis bir kere isteyeceksin. Kazanmak isteyeceksin. Arkadaşına yardım etmek isteyeceksin. Sadece iyi futbolcu olmak gerekmiyor. Orada tamamlayıcı olacaksın. Geri geldin mi ön plana çıkacaksın. Geri geldin mi tamamlayıcı oyuncu, arkadaşına yardım edeceksin. Arkadaşın nereye gidiyor, ne yapıyor, ona göre hareket edeceksin. Bir tek topu alıp ben istediğimi yaparım yok. O arkadaşın hareketlendiği yere gideceksin. Bazen arkadaşına alan yaratacaksın. Belhanda da bunlar yok. Belhanda ben alayım bir şeyler yapayım, çekeyim. Gitmiş yani. Eskiden bazı şeyleri yapıyordu. Bir de kibirli oyuncu. Artık o kibiri bürünmüşse... Ya bir de sen Galatasaray taraftan nasıl hareket yaparsın ya? Sen kimsin ya? Bak ciddi söylüyorum. Bu seyirci, bir bak Galatasaray'ın performansları. Bu seyirci olmasa yemin ediyorum ne o futbolcular ne o Fatih Hoca. Bir tek başına şampiyon olamaz. O Galatasaray seyircisinin o statta verdiği atmosfer, coşku Galatasaray'ı şampiyon yapmıştır. Tabii ki de oyuncuların, hocaların da Fatih Hoca'nın da büyük katkısı vardır. Vardır ama bakalım. O iç saha performansı, iç sahada oynanan oyunları dışarıda göremiyoruz. Sen Belhanda gittiğinde geçen peki senede iyi oynadığın maçlarda deplasmanda aynı performansı sergiledin mi? Reklama çıkacağım. Sevgili hocam çok formda. Çok formda bu akşam. İşin zor Savaş, ben sana söyleyeyim. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Paslaşacağız öyle yok. Sevgili seyircilerimiz, Zender Alkan'a da Savaş Çorlu'ya da teşekkürler. İlk periyot çok süratliydi. İkinci periyotta da yine son sürat devam edeceğiz. Ama bir mola, kısa bir mola. Arkasından saat tam 22'de ikinci bölümde transfer raporunda karşınızdayız. Bizden ayrılmayın.
Bugün bizim benim kulağıma gelen bir başka konuda, hatta bunu A-Spor yorumcusu Evren Turan'la ben paylaşmıştım akşam saatlerinde. O da ana haberde sağ olsun dile getirdi Evren Turan. Buffett'in bir Gomis'in Galatasaray'a tekrar gelişi, Cagne'nin Gomis'in takımına verileceği, yani takasta. Hani böyle bir şey kulaktan kulağa doluyor. Tabii bu kırmızılık değil, net değil ama hani konuşuluyor. Futbol camiasında, Galatasaray tarafında tekrar Gomis'in gelmeye ihtimali var. Sen diyorsan Aykut abi, bu iş her an canlanabilir yani. Canlanabilir. Keşke olsa, bence Galatasaray taraftarı bence bu şimdi, işe bayılır yani. Şimdi bu iş için bir defa Cagne'nin ne yapacağı önemli. Tabii daha henüz kulüp bürüş Cagne ile ilgili biz serbest bıraktık ya da kadro dışı bıraktık, hocasıyla yaptık bir tartışma var. Cagne burada neyse, aynısı Kasımpaşa'da neyse, Galatasaray neyse orada da devam etti. Orada bir Şampiyonlar Ligi'nde belki Brugge'ün bir iki puanla daha sebep oldu. Penaltıyı gitti, arkadaşın elinden aldı. Ama burada nasıl hemen kesip attılar? Şimdi yaptılar. Şu anda Cagne. Olay değil bu ülke. Galatasaray futbolcusu mu, Brugge'ün futbolcusu mu? Bekleyelim, süreci bir görelim. Tabii. Buradan sonraki süreç önemli. Batafamu Gomis'e gelince, Gomis'in paylaşımları, sürekli gittiğinden beri Galatasaray paylaşımları, sürekli üst üste böyle özel günlerde Fatih Hoca'dan bahsetmesi, Galatasaraylı arkadaşlarına mesajlar yollaması, bir de Cagne'yle de çok iyi arkadaşlar. Yani Kasımpaşa'dan Galatasaray'a geldiği zaman daha Galatasaray kulübüne gitmeden Cagne'yle Gomis bir araya geldi. Düşün yani, o zaman da Gomis Galatasaray'dan vedalaşmıştı gelirken ve iyi bir diyalogları var. Böyle bir şey olursa yakın zamanda çıkar kokusu, ama dediğim gibi ilk önce bir ayrılıklar olması lazım. Bir forvet, bir stoper. Ben stoperin de mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Ender Hocam da dedi, Ahmet Çalık bir türlü kendini kanıtlayamadı, bir türlü ispatlayamadı. O dönemde çok büyük umutlarla transfer edilmişti Gençler Birliği'nden. Duyendaman'ın yanına da bir tane çok tecrübeli bir stoper alınacak. Bu da muhtemelen İtalya'dan olacak. Çünkü İtalya, Galatasaray iyi bağlantıları var. Menajerlerle iyi ilişkileri, oradaki süreç iyi takip ediyor. Oraya alınması çok önemli. İnşallah alırlar. Çünkü neden? Bu sefer Donk'u da fazla kullanma şansın var. Hem orta sahada hem de stoperde. Zaten Donk'u bu sene o yüzden kullanamadı. Yani Donk'u çünkü her yerde oynuyor. Donk'u 6 numara dönüyorsun, stoper dönüyorsun. Antalya'da geçen sene gitti, forvette gol attı. 90 arttı, oyuna gittiği zaman ileri git diyorsun, bunu yapıyorsun. Bu sefer Donk'un da performansını düşürüyor. Yani sürekli böyle değişik mevkilerde oynatılmak. Ama bir de bilmiyorum, katılır mısın Savaş? Şimdi buraya Onyekuru ile Arda da gelecekse, hani Onyekuru'ya geldi, Arda daha tam belli değil. Buradan da bazılarına yolların ayrılması lazım. Bu çok kalabalıklaşıyor. Çok, 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 çok kalabalık olmak da iyi. Onu da demek istiyorum. Değil, da, abi. Çok kalabalık yani olmak da iyi söyle, değil. Tabii ki de şöyle düşün. Maça çıkıyorsun. 11 oyuncu, 3 tane daha oynuyor. 14. Geriye kalıyor 15-16 tane oyuncu. Hiç oynamıyor. Pazartesi başladığın zaman ne olursa olsun 13-14 tane mutsuz oyuncuyla başlıyorsun. Ne olursa olsun. Doğru. Profesyonel de olsalar oynamak isteyen oyuncular. Çünkü hepsi belli kariyerleri olan, önceden oynamış oyuncular. Bu yüzden zaten diyorlar ya, kadro mühendisliği dediğin zaman 14-15 genç oyuncular, işte gelecek vaat eden oyuncular, böyle yayman lazım. Çünkü o zaman takımın havası bozulmuyor. İdman performansı iyi oluyor. Veya bu genç oyuncular hem bu seneyi kurtarıyor hem geleceği inşa ediyorsun. Biz de öyle değil ki. Biz hep günü kurtarma derdim. Galatasaray üzerinde bütün takımlar için geçerli. Orada mesela Onyekuru ile Arda yan yana, Arda şu anda bonservisin yok. Babel mi oynayacak? Babel de aynı yerde oynuyor. Onyekuru da oynuyor. Arda da oynuyor. Orada kim oynayabilir mesela başka? Sekitika transfer olursa o da olacak. O da kanat oynuyor mesela. Bak, mesela kanat on numara gibi. Ömer Bayram da orada oynuyor. En son maç oraya yakın oynadı. Ömre'yi içeri de oynatıyorsun. Orada bek de oynayabilir. Bir satış mutlaka olacaktır. Yani çünkü bilmiyorum, üç bakmasın seyircilerimiz. Yok, biraz yok. Hastalıktan yeni çıktım. Sesim. Ama oraya ilk önce Arda'yı yazarım. Bedava oyuncu. Bedavaya gelirim diyor. Galatasaray'a borcum var diyor. Herhangi bir bonservisi yok. Ya Galatasaray beni de istese ben de bedava oynarım. Vallahi bak, istiyorsan hemen yarın bedava oynayayım. Sen ya zaten, mesela sen zaten kapıdan döndün. Şunu diyorum. Şunu demek istiyorum. Dur. Bak, seninle ilgili böyle bedava oynarımları falan kimse yemez abi. Ben bedava oynarım bilmiyorum. Dur bir anlatsın. Gelecek performans verecek. Hangi oyuncu olursa. Parasını alan oynamıyor. Dur anlatsın. Bedava oynayandan ne vereceğiz bilmiyoruz. Sen bu bedava oynarımdan dolayı zaten bu şekilde oldun. Eğer Galatasaray'ın kapısından döndüysen, o dönemde Bursaspor'u düşündün. Yetiştiğin kulüp dedin ki Bursaspor'a para kazandıracağım dedin. Sergen Yalçın transfer oldu. Sen arada ekmek arası oldun. Kusura bakma yani. Yo, sen orada eğer Galatasaray'a şu söylediğini o dönemde yapmış olsaydın, samimi söylüyorum, Galatasaray'da belki de efsane olacaktın. Bak hocam, o zaman Bursaspor'un alacağı
Bonservis düşündüm. Bursa Spor'da oynuyoruz, sözleşmemiz var. Bursa Spor'da çok seviliyorsun. Bursa Spor'un en kaptanlığı yükselmişiz. Ama kaç yıl vardı sözleşmenin? 2 mi? Ya o zaman zaten bonservis sistemi falan vardı. Aykut abi öyle sözleşme falan. Ama şunu yapabilirdin. Ben bir de 99'da da 98'de de Galatasaray'a geliyordum. Bir de 2000-2001'de de geliyordum. 2000-2001'de sen Florya'nın İki kere döndün. Mehmet Cansun Başkan'ın ofisinde Harbiye'de nasıl tur attığını biliyorum. Ertesi gün Florya'da Ali Dürüz. O zaman Sergen Yalçın transferi olunca sen orada ekmek arası oldun. Ama bugün söylediğinde Galatasaray'a gelmek için Bursa Spor Camiası da öyle ufak bir camia değil. Bursa Spor Camiası'nı karşına alamazdın. Ben birebir biliyorum o günü yani. Bursa Spor Camiası'ndaki o bonservis bedeli kulübüme para kazandırmak değil. Eğer ben gerçekten Galatasaray'a dönüyorum deseydin belki o zaman daha farklı olabilirdi. Tabii. Yok ama o zamanki durum işte... Bursa Spor'daki pozisyonumuz, kaptanlığımız, orada yıllarca hizmet etmiş farklı bir şey. Vardı. Ama şimdi biz orada bir de banko oynayan iyi performanslar veren. Şimdi performansı düşmüş, çaptan düşmüş oyuncular. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum, Fener'de oynamak istiyorum, Beşiktaş'ta oynamak istiyorum, Trabzon'da. Ya almasınlar kardeşim, ne demek? Burası profesyonel bir kulüp. Burada milyonlarca taraftarı var. Bir maçın sonucuna göre evine mutlu veya mutsuz, üzüntülü veya sevinçli gidiyor. Sen öyle ben oynamak istiyorum diyen oyuncuyu ben kabul etmem şahsen.